Merhaba. Erkeğinizi mutlu etmek mi istiyorsun? Ona saygılı olun. Ona sevgili ol. Onu aldatmayın. Sizi aldatmasına izin verin. Gözlerinizi büyütün. Dekolte vermeyin. Hiçbir erkekle konuşmayın. Kapı altından beslenin. Sosyalleşmeyin. İnternete girmeyin. Sizi aldatmasına göz yumun. Hemen affedin. Hemen affedin. Büyük göz. Benim de ilişkiden en büyük beklentim zaman kaybı yaşamamak istemekti. Birbirimize zaman kaybı yaşatmamak. Gerçekten birbirimize saf duygularla sevmek. Öyle bir iki kavgada hemen arkaya dönüp çekip gitmek değil. Elimin üstüne el koymasını, sevgime sevgi katmasını, yarınıma yarını katmasını. Kuaförden çıkmasını bekler, makyajın bitmesini bekler, giyinmesini bekler, alışverişin bitmesini bekler, nazının bitmesini bekler. Hep bekler. Hatun terk eder, erkek yine bekler. Bekliyoruz amına. Şimdi bir kere WhatsApp'tan cevap vermemek veya WhatsApp'la ilgili herhangi bir kavga sebebi, olay sebebi olmamalıdır. Arayıp küfür edebiliriz birbirimize, kavga edebiliriz ama WhatsApp amk yazınca olay çıkar, kama. Şimdi ben bir ilişkiden ne beklediğimi düşününce bence bunu erkeklere de uyarlayabiliriz. Sevgili. Evet. Yani bence bir ilişkin olmazsa olmazı. Platonik de bir şey var. Ben platonik istemem. Beni sevsin. Bence erkekler de kendini seven, kendine sadık olan, onu özel hissettirecek bir sevgili ister. Bir de seks. Konuya cevabım müstehcen şeyler demek istiyorum. Üstü kapalı bir şekilde imamı yapıp ayrılıyorum. Erkekler ilişkide donanımlı bir partner beklerler. Akıllı, güzel, karakterli, güvenebileceği, onunla gurur duyan, hamarat, trip atmayan, o arkadaşlarıyla çıktığında laf yapmayan, halı saha maçlarına izin veren, anlayışlı ve kibar bir partner beklerler. Abi yemin ediyorum tam olarak ne beklediğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Ama yeter ki o ilişkide birlikte olduğum insan... Şu gördüğümüz yumurtanın sarısını dağıtmadan kırabilsin. Ben yıllarca dağıttım. Bu lütfen dağıtmadan kırabilsin. Başka bir şey istemiyorum, beklemiyorum ya. Önceki hiçbir şey beklememenizi beklerler. Sonra bana güvenmiyor musun adı altında onlar istediklerini yapabilirken siz erkeğin beklentilerine göre davranmak zorundasınızdır. Güven, sadaka, ayakları üzerinde durmak falan bunları söyleseler. Realde bunlar değil. Efendim aşkım? Ama yuh yani. Saat daha sabahın 8'i. Havada güneş falan var, farkında mısın? Ha benim için aldın işten izni. Emin misin? Film falan izleyelim o zaman. Aşkım ne yapıyorsun? Şimdi öncelikle şurada bir anlaşalım. Bu durumun erkek ya da kadın diye ayrımı yok. Bir ilişkide herkes her zaman mutlu olmak ister. Sevilmek ister, sevmek ister. Yalan istemez, dolan istemez. Efendi dürüst olsun ister. Puşluğa gerek yok. Bu erkekler için değil, bütün insanlar için geçerlidir. Şimdi öncelikle şurada bir anlaşalım. Bu durumun erkek ya da kadın diye ayrımı yok. Bir ilişkide herkes her zaman mutlu olmak ister. Sevilmek ister, sevmek ister. Yalan istemez, dolan istemez. Efendi dürüst olsun ister. Puşluğa gerek yok. Bu erkekler için değil, bütün insanlar için geçerlidir.